Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hellblade'e geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, Hellblade biliyorsunuz Senua isimli bir Viking asıllı kızın hikayesini konu alıyordu. Biz de şimdi bu seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben çok beğendim oyunu çünkü seri seri çekeceğim oyunu. Hızlı hızlı çekeceğim. Aynı zamanda PUBG videoları da gelecek. Merak etmeyin, gelecek. Oradan şimdi PUBG yazanları görür gibiyim. Merak etmeyin, yarın sabahta kanalda PUBG videosunu göreceksiniz. Daha fazla lafı uzatmayalım ve çılgın bir bulmacanın oradaydık. Şimdi o bulmacayı çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben bulmacanın sıkıntılı olan kısmını geçtim. Yani geçemedim. Nasıl olacak bilemedim. Arkadaşlar en son hatırlayacağınız gibi şuradan şöyle devam ettiğimizde bir tane yaratık bizi bizim onu kovalamamızı istiyordu resmen. Falan gibi seslerle kendisine doğru çekiyordu bizi. Biz de her takip ettiğimizde sonuç olarak herhangi bir şeye ulaşamamıştık. Öyle bitmişti geçen bölüm. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım, çözmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Şuradan geçelim. Şuna biraz baktım. Bakın gördüğünüz gibi. Burada şöyle ateşli bir yer var sağ tarafta. Şöyle bakınca yok oluyor. Buradan bakınca geri geliyor. Çok çılgın, çok zor bir bulmaca sistemi var aslında. Burası için söylüyorum. Burada şu yukarıda eleman bizi bekliyordu hatırlayacağınız gibi. Şurayı açalım abi. Aç bakayım. Aç kızım be. Hah, aferin sana. İttir bakayım şu kapıyı. Aferin benim vikingime be. Savaşçı be. Şimdi şu merdivenden yukarı çıkalım. Ben bu kapıyı da açtım. Ama hala ona rağmen çözemedim. Gerçekten burayı çözemedim. Niye bu kadar zor oldu, bana zor geldi bilemiyorum ama. Şimdi sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada bir tahta var. Aa. Aha. Bunun içinden geçince burası oldu. Tamam, oraya gidelim şimdi. Yaptım lan. Meğersem oymuş ya. Gerçekten çok basitmiş. Oradan bakınca etraf değişiyor. Değiştikten sonra o kapının içinden bir de geçmek gerekiyor. Şimdi gidelim bakalım. Şuradan geçiş var mı? Var. Çok güzel. Abi seslere bak ya. Vallahi psikolojim bozdu oyuna. Kendi kafasında kavga edip duruyor. Sağ taraftan, sol taraftan sesler geliyor. Bildiğiniz üzere. Şuraya bir çıkalım şimdi. Önceden hatırlayacaksınız. Buraya kadar gelip kalıyorduk. Şimdi artık yukarı doğru çıktık. Aha. Olsana. Niye olmuyorsun? Biraz daha geriden bak. Yok. İşte. Oldu. Vallahi yaptım ha. Canlar, bir şey itiraf etmem gerekecek. Kaydın öncesinde hakikaten bayağı bir uğraştım. Baktım yani. Çözmeye çalıştım. Çözememiştim. Şimdi şans eseri çözdük yani. Devam edelim bakalım. Şu kapının arkasında ne var? Hayır, bir de her yara aldığında vücudunda bir her öldüğümüzde vücudumuzda bir yara oluşması ve onun bizi öldürmesi de çok ilginç değil mi? Hayat siliniyor. Lütfen sileyim. Ya bir kere bile bu oyunun kaydı silinirse eğer ben bir daha devam etmem seriyi, onu da söylüyorum arkadaşlar. Baştan oynamam yani. İnşallah ölmek. Korkuyu gözümüzde canlandırırız ve ormanda bir gök... Ne? En kötüsü bir uyarı olmadan gelir. İçimizde derin ve ilkel bir işaret var. Tehlikeyi göremiyor olman tehlikenin orada olmadığı anlamına gelmez diyor. Durun, mikrofonu biraz daha kendime doğru çekeyim. Daha iyi gelsin sesim. Hadi bakalım, seslendirerek devam edeyim çünkü bazı arkadaşlar abi lütfen seslendir diyorlardı. Mikrofonu iyice yaklaştırmam gerekiyor ki daha net gelsin sesim. Oraya giremez. Dur, ne zaman, her zaman başka bir yol olduğunu söyler diyor. Peki. Gidip bulalım. Aha, kayıt oldu. Oyun kayıt oldu. Güzel. Biraz savaşalım, dövüşelim ya. Buraları yazmıyorlar. Buralar çevrilmemiş. Ama habire kendi içinde konuşuyor. Diyor ki farklı bir yoldan gidiyor diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm.
kesin geliyor ya. Aha geliyor. Gel. Gel lavuk gel. Senua'nın gücü adına ola. Gel buraya gel. Surprise. Surprise motherfucker. Aha surprise diyor ha. Gel 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 selamun aleyküm hacı. Al babanın bıyına tutururum seni. Kimle aşık atıyorsunuz oğlum? Al. Abi komboları çok iyi. İki kişi. Bir kıza iki kişi girilir mi lan? Oğlum hepiniz doçlar doçlar keserim. Adamın canını sıkmayın. Gel bakayım. Vurma lan. Biraz canım gitti. Oo odağını kaybetti kız. Kızım sakin ol. Tamam sen iyisin iyisin. Senua. Oğlum odağı gitti ha. Diğeri nerede? İkisinin de canı çok azaldı. Öleceğim mi artık ya? Neredeyse bitecek. Bitir diyor onu. Hop. Seni de öldüreceğim. Of. İkisini birden yedim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bütün karanlığı kaldırdım. Yok ettim onları. Lanet olası pis iblisler. Benimle daha sıkı dövüşmeniz lazım. Şuradan mı gideceğiz acaba? Aha. Ymir bir buz deviymiş. Karanlık bir yaratıkmış ve tüm oğulları ile erkek torunları onun karanlık yolunu takip etmiş. Kızları ile kız torunlarından bazıları canavar korkunç, bazıları ise adilmiş. Ancak buzdan doğan başka bir daha varmış. Biri daha varmış. Buri. Tıpkı bir insan şeklindeymiş. Yapılı ve güçlüymüş. Oğlu Bor, adil olan devlerden biriyle evlenip 3 oğul sahibi olmuş. En büyükleri Odin'miş. Ve Kuzeyliler onu tanrıların tanrısı, yani kainatın babası olarak görmüş. Wow! Evet. Bu kadar. Mevzu buradan geliyor, pekala. Millet, ne oluyor burada? Burada ne olmuş ya? Yargı dağıtmaya geliyorum. Atla kızım aşağı. Hiç korkma ben varım. Merak etme. Öldürtmeyeceğim seni. Ölmeyeceğiz. Yabana dalmak ve belki hiç geri dönmeyecek olmak, bunun için her şeyi, evini, sevdiklerini arkanda bırakmak nasıldır bilir misin? Aha. Senua does. Senua biliyor. Çünkü karanlık konuştuğunda her şeyi değiştirir. Evleri yabancı bir diyara, sevdiklerini yabancıya çevirir. Zaten en başta kendi evinde olmadığını fark ettiğinde uzlaşmak mantıklı gelir diyor. Uzaklaşmak mantıklı gelir. Pardon. Devam. Oğlum ne güzel oyunsun ya. Vallahi çok güzel oyun. Bu bölümü biraz uzun tutabilirim bu arada. Seriyi hızlı bitirmek istiyorum çünkü çok keyifli. 20 dakika çekilmeyecek kadar güzel bir oyun bence bu. Geldik yine lanet bir yere. Oha oğlum. Yine kapılar mapılar. Eyvah eyvah. GG arkadaşlar. Heh yine bir mühür. Mühürle birlikte yine bir bulmaca. Sıçtık. Bakayım. Şu kapılar... Dur. Şu mühürlü kapıya doğru gideyim. Orada muhtemelen beni bulmacanın içine sokacak. Daha sonrasında oradan bulmacayı çözmeye çalışacağız artık hep beraber. Ama sıkıntı değil. Zaten uzun bir video olacağını söylemiştim. O yüzden şu mühürü çözüp... Burada bir... ilerleyelim. Ne oluyor lan? Kuzgunlar hizalaması gerekiyor. Çok fazlalar, çok fazla. Çok fazlalar diyor. Oo.
Buyur buradan yak. Oy oy oy. Evet, sol tarafta bir tane kapı var. Bakalım, başka bir kapı yok şu anda. Evet, gerçekten çok fazla kuzgunlar. Bizim bunları nasıl çözeceğiz? Ya biz bunu nasıl çözeceğiz abi? Arkadaşlar, vallahi sıkıntılı bir süreç şu an bizi bekliyor. Bunların hepsini hizaya sokmamız gerekiyor. Yabana çok uzun zaman önce gitti. Kendi karanlığıyla savaşmak istemişti. Bu yüzden de neredeyse ölüyordu. Druid olmasa, Druid çoktan ölmüştü. Kendi kendilerine konuşuyor. Şimdi, her şeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şuradan bakın, kapıdan baktığımız zaman burada bir yol açılıyor. Yandan baktığımız zaman normal kapalı bir yer burası. Kapıdan bakıp buradan böyle geçiş yapıp şöyle devam edeceğiz. Bakın artık o kapı açıldı. Şimdi oraya doğru gideceğim. Gidemeyeceğim. Neden? Çünkü tabii ki önüme illa bir şey çıkacak. Buradan şart diyebiliyor mu bu? Atlamıyor. Tamam. İlk şeyi geçtik. Kapıdan geçip orada bir alan açtık. Şimdi şöyle gidelim, buradan geçelim. Tamam, biraz dolanmamız gerekecek. Öbür taraftan belki şeyi de kapıyı da kapatabiliriz. O tarafa gidiyorum şimdi. Oradan gelmiştik zaten ama bir yer açtık orada. Lan şunlara bir adam gibi geliyor bir anda. Bakayım şu köprüyü açabiliyor muyum? Oha yanıyor. İttir kızım. Tamam. Tamam, oradan kendimize geri dönüş için kapıyı açtık canlar. Heh, işte burası. Karşıdan buraya açtık buradan. Selamun aleyküm, var mı biri? Var mı dövüşecek biri? Kimse yok. Olmaz tabii. Korkun benden. Aha, şuradan bir yol geçiyor. İlk başta buradan geçeceğim. Fazla merak. Neyse, devamını bilmeyeyim. Birçoğunuz biliyor. Aha. Kuzeyliler Odin ve kardeşlerinin Ymir'i öldürdüğüne ve insanların dünyasının onun cesedinden meydana geldiğine inanırlar. Kemiklerini taşa, etini toprağa ve kanını tuzlu denize dönüştürmüşler. Kafatasından gök kubbeyi, beynindense bulutları yapmışlar. Muspel'den uçuşan kıvılcımları yakalayan Odin ve kardeşleri bunları yıldızlara dönüştürmüşler. Yeni dünyayı devlerden korumak için Ymir'in devasa kavisli taşlarını duvar olarak kullanmışlar. Sonra ne olmuş? İnanmayın arkadaşlar, bunlara inanmayın, böyle şeyler yok gerçekte. Kimse birbirinin kaşından bir şey oluşturmaz, duvar örmez. İnanmayın. İnsanları kandırıyorlar ya. Çok kızdım. Devam. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Burayı açmıştık. Buradan belki ilk şeyi bulmacayı çözmüş olabiliriz. Bakacağız. Aha. Aa, burada bir tane kapı var. Peki. Nasıl geçeceğiz oradan? Yani daha doğrusu oraya nasıl geçeceğim diye bakıyorum. Şurada ip var ama bu ipten falan tutulup sallanmıyor arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Evet. Buraya şu an boşuna geldik gibi bir durum var. Bir saniye. Bir dakika. Aa, şurada yol varmış. Boşuna gelmemişiz arkadaşlar. Şuradan da yol devam ediyor. Yanlış görmediysem orada da bir yol var. Şu aradan geçtik ama şuradan dönmedik. Aynen. Ama yok, buradan çıkılmıyor. Oradan çıkabilecek bir şey koymamışlar. Oraya ben nasıl çıkabilirim? Şuraya tekrar bakacağım arkadaşlar. Acaba gözden kaçırdığımız bir şey mi var diye. Bakalım. Her yeri didik didik arayacağım abi. Tamam, buna baktık zaten. Bunları acaba şöyle birleştirsem bir şey oluyor mu? Kuzeyliler Odin. Tamam, bunu zaten dinledik. Evet, geri dönüyoruz abi. Kemiklerini taşa, etini toprağa ve kanını tuzlu denizlere dönüştürmüşler. Bunu okumuştuk daha önce, evet. Kafatasından gök kubbeyi, beynindense bulutları yapmışlar. Geri dönüyoruz.
Oğlum başım döndü ha. Buradan aşağı iniyor mu bu karakter? Ya niye inmiyorsun? Peki. Bir saniye. Şimdi şuradan geri dönelim. Nasıl olsa direkt karşıya geçebiliyoruz. Buradan aşağı inmiyordun değil mi? Sen inmiyor. Buradan inmiyor. Şu kapıdan tekrar bir bakacağım şimdi oraya. Bir şey değişmiş mi? Şuradan baktığımda bir şey değişiklik yok. Buradan baktığım zaman duvar oluyor. Peki. Evet. İlkini gerçekleştirdik. Daha orada fazla vakit geçirmeyeceğiz. Sağ tarafı saldım abi. Biraz da şu tarafa gidelim. Şu yukarıda bir tane kapı vardı. Oraya ulaşmaya çalışalım. O ne ya? İki tane mi kapı var? Burada da mı? Yok. Zaten tek bir kapı vardı. Tamam. Şimdi de sola doğru devam ediyoruz. Oo, çok karışık burası ha. Evet. Burada bir tane kapımız var. Gördüğünüz gibi. Şuradan baktığımız zaman bir şey değişiyor mu? Peki şöyle bakınca ne değişiyor? Bir şey değişmiyor sanırım. Bir kez daha bakacağım. Evet. Şu anda bir şey değişmiyor. Peki buradan şuraya baktığımızda ne olacak? Evet bakın değişiyor. Buradan geçersen böyle, buradan geçersen bir kapı var. Evet şöyle geçeceğiz ve şurada oluşan tahtayı kullanıp yukarı doğru devam edeceğiz. Yukarı. Aynen. O az önceki yerden bakıp devam etmeseydim burada şu tahta oluşmayacaktı. Korkutmuyorsunuz oğlum beni. Bilginiz olsun. Gelirseniz hepinizin ağzını burnunu dağıtırım. Çok sert bir erkeğimdir. Senua'ya destek olurum. Bilginiz olsun. Benim canımı sıkmayın. Arkadaşlar korkuttum onları. Gördüğünüz gibi. Nereden gideceğim lan? Aa aşağı indim. Bakalım sol yukarı nasıl gideceğiz. Aa şu yukarı çıkacağız. Can you see that? Gördün mü bunu falan? Bir şeyler diyorlar. Aa merdiven. Güzel. Evet. Şimdi buradan baktığımız zaman şu anki görüntü bu. Şöyle bakınca ne olacak bakalım. Bir saniye. Ne değişiyor onu algılamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bak şurası değişiyor bir kere. Bakın burada bu var. Burada bu kayboluyor. Aha kızgınlar gitti. Hayır yarısı gitti. Bu bir tuzak. Hayır. Valvaran yardım ediyor. Valvaran. Ne Valvaran? Yardım etmiyor. Hayır. Sessiz ol. Düşünmem gerekiyor. Oğlum 3 kişi konuşuyorlar ha. Yabanda soğuk kış ormanlarında artık bu dünyaya ait olmadığını hissetti. Neredeyse karanlığa teslim oluyordu. Neredeyse. Arkadaşlar bir kere içinden geçtim şimdi geri döneceğim herhalde. Kuzgunların yarısını yok ettin. Şunlar filan gittiler buradan geçtiğim için. Ama sonra Dillian'ın söylediklerini hatırladı. Verdiği sözü hatırladı. Mücadeleye devam etmeye ve kendisinin bir parçası haline gelen şeyi öldürmeye karar verdi. Evet. Karar verdim öldüreceğim. Pekala. Bu kızgınları yok edeceğiz herhalde. Yani azaltacağız elimizden geldiğince. Tabii şurada inebilirsek. Aferin sana. Atladı sonunda. Haydi bakalım. Burada ne var? Burada bir şey yok. Oğlum şurayı ne güzel yapmışlar ya. Aa. Buradan geçiş var mı? Aha burada kapı var. Burayı da açalım canlar. İttir kızım. İttir. Tamam. Peki. Oradan geçiş yaptık. Fark ettiyseniz farklı bir atmosfere büründürdük burayı. Şimdi şuraya tekrar girmeye deneyeceğim. Hani o çıkamadığımız bir yer vardı ya. Belki buradan şimdi oraya kapı açılmıştır. Bir bakacağım. Bakayım. Şu yukarı çıkmamız kesin gerekiyor. Bu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Tamam burası da açık kalsın hep bu şekilde. Tamam burada böyle açık kalsın.
Yukarı tekrar çıkıp bakacağım. Bir şeyler değişiyor çünkü her seferinde. Her yeri gözlemlemek gerekiyor. Oyun bayağı bir zor. Bulmaca yapısı bayağı bir zor. Aşağıya da bakalım. Aa. Bu karşıya çıkmam gerekiyor benim. O kapıdan şuraya bakacağım. Mevzu bu. Anladık. Şu aradan bile geçip bakalım oraya. Are you lost? No. Kayboldun mu diyor. Ben de hayır diyorum. Kaybolmadım. Bulacağım yolu. Şuradan bir kez daha bakacağım. Hani belki. Yok. Tamam. What's that? O nedir? Bu kapı da açık bizim için artık. Soldan devam edelim. Peki acaba şimdi karşıdan geçip bir de şuradan bir kez daha buraya bakmayı denesem? Bir de öyle bakalım. Arkadaşlar tam adventure oyunu ha. Vallahi. Şimdi. Aha şimdi böyle yapacağız. Yani bir deneyeceğim. Aa kapıyı açtım. Beyin. Az önce buradaki kapıyı açtım. Ve şimdi burayı kale haline getirdim tekrar. O sayede sanırım yukarı çıkabileceğim. Diye ümit ediyorum. Yani inşallah. Lütfen. Lütfen düşündüğüm gibi olsun. Bir dakika üst tarafa bakayım. Buradan böyle yukarı çıkarsam yol devam ediyor ve geçiyor. Aynen öyle arkadaşlar. Aynen öyle. Mevzu şu aşağıdaki kapıyı açmakta. Aşağıdaki kapıyı açınca burayı yıkık dökük halinden değil de kendi halinden bakıp, yani nasıldı şöyle anlatayım, biraz karmaşık anlattım. İlk buraya baktığımız zaman şuradan değil, yani bu kapıdan değil, normal baktığımız zaman böyle bir kale gibi bir yerdi. Kapıdan baktığımızda burası yıkık haldeydi. Yıkık haldeki halinden içeri girdik kapıdan. Aşağıdaki kapıyı açtık. Sonra geri döndük. Bu sefer kaleyi tekrar oluşturup o şekilde içine girdik. Ve aşağıdaki kapıyı açtığım için burası bana açılmış oldu. O sayede yukarıdaki surlar, yani burası da yıkık bir görüntüden kurtulmuş oldu. Dolayısıyla biz de yolumuza devam ediyor olabileceğiz şimdi. Buradan değil. Evet, buradan bakmıyoruz. Şuradan bakacağız. Ne değişiyor hemen bir görelim. Aha, bakın buradan geçtiğim zaman yine azalttık. Kuzgunlar gitti. İkinci kez kuzgunları yok ettin. Olay buydu. Tamam. Şimdi bir tane daha yer var herhalde. O da şurada bir yerde sanırım. Bunu tek başına def edebileceğini düşünmek büyük naiflikmiş. Karanlığa daha çok baktıkça bir şeyler söylemesi daha da zorlaştı. Peki. Kasvet çöktüğünde şekil, ses veya düşüncelerin en ufak belirtileri güçlendi ve onun tamamen tüketti. O daha farkına varmadan karanlık onu pençelerine almıştı. Çok psycho bir oyun. Ben sizin isteğiniz üzerine seslendiriyorum arkadaşlar. Sanırım oldu. Yani fazlalık kuzgunları def ettik. Şimdi sadece sadece gerekli olan kuzgunlar kaldı. Onlar da şuradakiler. Şimdi oradan bir bakış açısı sağlayacağım kendime ve hizaya sokup bu işi burada çözmeyi deneyeceğim. Şuradan yukarı çıkacağım ve buraya doğru bakacağım. Ya da en kötü oradan buraya doğru bakacağım. İkisinden birisi. Hadi kızım. Dönüp bak ve bu işi çöz. Biraz daha geri gel. Gel. Gel yukarı doğru gel bakayım. Heh. Tamam. Şöyle bir daha bakacağım. İşaretimiz burada. Ama buradan değil, karşıdan buraya doğru bakarak gerçekleştireceğiz herhalde. Evet. Buradan olamaz. Karşıya geçiyoruz. Umarım bir sıkıntı olmaz şurada. Dövüşürsek de gerçi beni biliyorsunuz. Ağız burun girerim yani. Aa ne olmuş lan bu kapıya? Açmamış mıydım ben burayı? Ha şurayı mı açmıştık biz? Look. Beynime bak ya. Lan dost musunuz düşman mı? Kafamın içinde bir sürü ses var ha. İnelim şuradan aşağı. Focus. Odaklan. Odaklan canım merak etmeyin. Çözdüm ben bu işi.
İşte bu. Işığı da arkama alacağım. Ve buradan buraya doğru bakacağım. Hadi ama. İşte. Baba yaptı. Baba yaptı ve açtı orayı. Başardı, mühür kırıldı. Kırılacak tabii. Hakikaten beyin yaktık biraz ama oldu. Söz konusu karanlık olduğunda zafer diye bir şey yoktur. Sanki henüz onu öldürmek istemiyormuş gibi. Onu ezecek ve acele etmeyecek. En zayıf anında onu öldürmek için saldıracak. Evet. Sıra ona gelmeden önce Odilion'u bulabilecek gibi. Bulacağım. Bu arada tekrar etmekte fayda var. Psikoz hastalığına sahip hastalarla birlikte geliştirilen bir oyun. Onlardan destek alınmış bu arada. Aha, kapıyı açtık canlar. Haydi bismillah. Bakalım kapının arkasında ne var. Niye benim elim kan oldu abi yine? Hayda. Geldik yine bir yere. Bak bak, yukarıda bir eleman var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel dövüşek. Nereye gitti lan? Sanırım bir savaş daha geliyor arkadaşlar. Bir kez daha savaşacağız burada. Bu videoyu bayağı bir uzun tuttum yani. Yaklaşık bir 40 dakikalık falan video. Var mı artistik yapacak? Aha, yine bir mühür. Saklandığı yerde onunla yüzleşmek için Valvaran'ın son vizyonunu aş. Başarabileceğini biliyorum Senua. Görme gücüne sahipsin. İkimiz de karanlığı gördük dedik. Yardımınla onu yenebilirim. Evet. Arkadaşlar, ikinci kez. Ne ikincisi artık? Kaçıncı kez bilmiyorum. Puzzle bu şekilde işliyor. Mühür geliyor. Ve o mührü geçiyoruz. Mevzu bu. Ulan şurayı Allah'a emanet buldum ha. Buraya da bir bakalım. Aha. Evet. Şuradan baktığımızda bakalım ne değişiyor. Şöyle bir bakayım. Orada bir kapı var. Yine kapı var. Burada bir... Ha. Şurada bir sarmaşık. Bakın burada bir tane şey geçiyor. Yol geçiyor şuradan. Şöyle baktığım zaman yok. Böyle baktığım zaman var. Pekala. Buradan inebiliyor musun? Lütfen in, döndürme beni ya. Dolaştırma ya. Buradan inebiliyor musun? Benimle konuşur musun Drew? Bana bir hikaye anlat. Senua, dinle. Findan adlı adamın hikayesini anlatacağım. Findan. Kuzeyliler Findan'ın kızı, kız kardeşini yakaladı ve babası kefaletini ödemek için onu geri gönderdi. Ama altınla aldılar, onu zincire bağladılar ve yemek ve su olmadan bir gün, bir gece onu alıkoydular. Onu serbest bıraktılar. Sebebini bilmiyorum. Dönüşüyle birlikte babasının elindeki düşmanları evine ateşe verdi. Babası yakalarak öldürüldü ve kardeşi öldürüldü. Ama o kalbinde acıyla beraber kaçtı. Babasının düşmanları kaybına karşılık tazminat olarak sundular ve onu bir çölene davet ettiler. Ama oraya gittiğinde Kuzeyli'ye ihanet ettiler ve onu köleleştirip Hel'e götürdüler. Hel. Evet. 6 yıl sonra köle efendileri Orkney sahillerine yerleşti. Kendilerinden önceki her şeyi yaktı ve Findan o ateşten kaçtı. Wow. O gün Findan'ın geleceğe adım atan yeni bir adam olarak küllerinden doğdu ve Druf doğdu. Druf şimdi olduğum adam. Oo. Buradan karşıya mı yoksa? Vay. Ve Findan'ın sevgili kız kardeşine bir daha asla bakmasa bile Druf seni buldu seni var. Afan diyor. Tamam, buradan geçemiyoruz. Bu karanlık zamanlardan önce evimi görebilmeyi isterdim diyor. Kıyamam sana Senua. Sıkıntı yok, ben buradayım. Götüreceğim seni. Evet, sanırım buradaki köprü şuradan baktığım zaman açılacak. Aynen.
Yani köprü açılmadı ama bize bir ufak köprü oluşturuldu burada. Pekala. Buradan aşağı inelim. Sonra. Ha, şuradan köprüyü açabiliyorum. Ne oluyor oğlum? Ne kadar ilginç ya. Tamam. Okey. Şuralara bakmadan dönmek istemiyorum. Herhangi bir şey yok. Garanti gidelim, emin gidelim. Bu video bayağı bir uzun oldu. Sizin işinize gelecek yine biliyorum. Benim de işime geliyor, seviyorum. Uzun video çekmeyi de seviyorum. Şimdi, acaba buradan hakikaten aşağı mı ineceğiz? Yoksa şöyle mi devam edeceğiz? Yok, böyle devam edilmiyor. Şuradan aşağı ineceğim sanırım. Aa, şurada bir yol mu açıldı yoksa? Bir saniye. Yoksa açıldı mı? Şuradan bakacağım sanırım. Oha! Burası var mıydı ya? Benim döndü yine ha. Şurası var mıydı tam emin olamadım. Arkadaşlar. Sanırım şu an yanlış gidiyorum. Geri dönüp şu aşağı inmem lazım. Evet. Tamam, artık şu göbeğe inebiliriz. Emin olup öyle devam etmek istedim. Hakikaten zor bir bulmaca yapısı var. Run Senua. Koş kızım. Şuradan mı ineceksin? Tam buradan zaten yol mu vermiş? Hayır. Niye inemiyorum aşağı? Üf, karşıya mı geçeceğim yine? Yapma bunu. Vallahi buradan aşağı indirtmiyor canlar. Karşıya geri geçeceğiz. Oradan şuradan bir yerden ineceğiz aşağı. Aman be Senua. Şunu yapmaları biraz kötü olmuş. Atlat beni oradan aşağı işte. Niye buralara getiriyorsun ya? Acaba bir sebebi mi var? Bir bakalım. Ateşin içinde gezen kız. Oğlum kollarım niye böyle kan oldu ya? Peki şuradan indireceğim beni illa. Peki tamam Senua'cığım. Şimdi şuradan yukarı çıkacağız ve oradan buraya bakacağız sanırım. Çünkü denk getirmem gerekiyor mührü. Hayda. Bir dakika. Ben buradan gelmedim değil mi? Buradan geldiğimi düşünmüyorum. Unuttum, yemin ediyorum unuttum. Buradan geldim ya. Tamam tamam buradan geldik. Vallahi unuttum ya oyunu. Oğlum çok karışık yani. Aa. Lan burada da şey var. Arkadaşlar bu çok uzun bir video oldu. Ben buradaki bulmacada bu bölümü noktalıyorum. Bir dahaki bölümde diğer bir bu bulmacanın başından tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın sabah dediğim gibi PlayerUnknown's Battlegrounds videosu gelecek. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.